WordPress nedir? WordPress, dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biri. Açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılması da cabası. Blog dediğimiz şey bir nevi kişisel günlük anlamına geliyor. Kullanıcılar daha önceden rahat bir şekilde hazırlamış oldukları internet sitelerinde fikirlerini, düşüncelerini kendilerine göre şeyleri paylaşabiliyorlar ve bunları kolay bir şekilde yayınlıyorlar. Açık kaynaklı olması WordPress'in en güzel özelliklerinden biri. Bu da şu anlama geliyor. Sizler WordPress'in kaynak dosyalarını indirebiliyorsunuz. Bunlar üzerinde değişiklik yapıyorsunuz ve değişiklik yaptıktan sonra tekrar istediğiniz şekilde yayınlayıp çoğaltabiliyorsunuz sınırsız bir şekilde. Şimdi WordPress'te en çok karıştırılan şeylerden birini söyleyeyim size. WordPress.org ile WordPress.com arasındaki fark gerçekten çok karıştırılıyor. WordPress.com dediğiniz alan sizin WordPress.com uzantılı bir alan almanızı ve bunu bedava almanızı sağlıyor. Tabi burada birçok işi yapmıyorsunuz. Yani siteyi sıfırdan kurmak yok. Siteyle ilgili temel ayarlar yapılıyor. Güvenlik ayarlarına kafa patlatmanıza gerek yok. Çünkü WordPress.com tarafından bunlar size sağlanıyor. Daha da pek çok şey sağlanıyor ama bunlar sadece birkaçı. WordPress.org dediğimizde bizim asıl kullanacağımız şey burada sizler sağ taraftaki alandan WordPress'in son versiyonunu indiriyorsunuz ve sunucunuzda daha önce satın aldığınız alan adında, hosting firmanızdan aldığınız alanda bunları, bu dosyaları atıyorsunuz ve sıfırdan bir WordPress kurulumu gerçekleştirerek WordPress üzerinde işlem yapmaya başlıyorsunuz. Ki bizim asıl tavsiye ettiğimiz ve benim derslerde de anlatacağım alan konu WordPress.org üzerinden devam edecek. Çünkü WordPress.org'dan biz WordPress'in son sürümünü indireceğiz, siteyi kuracağız ve üzerinde işlemler yapacağız. Ancak dediğim gibi şöyle anlatayım. WordPress üzerinde WordPress.org'dan indirdiğiniz kaynak kodlarını siz yüklediğinizde %100 işlem yapabilirsiniz. Öyle anlatalım size. Ama WordPress.com'dan bedava bir üyelik alırsanız mesela burada adınız da çıkacaktır. Daima internet adresiniz, internet isminiz ya da artık adresiniz .wordpress.com şeklinde olacak ve bunun haricinde sizler bazı önemli ayarlara, eklenti ekleme alanına erişemeyeceksiniz. Burası kısıtlı ama başınızı ağrıtmayan bir kullanım size sunarken wordpress.com, wordpress.org tamamen sorumluluğu size veriyor. Karar sizin. WordPress.com'u da, koma üye olmayı da size anlatacağım. WordPress.org üzerinden ki asıl video derslerim buna dayanıyor, site kurmayı, geliştirmeyi de size anlatacağım.